Evet değerli arkadaşlar, bu akşam Fransız Devrimi'nin liderlerinden George Lanto'nun son haftalığını anlatan 1983 yapımı yönetmen André Bazin'in filmini konuşacağız. Danton, The Danton Case adlı oyun uyarlaması The Danton filmini konuşuyoruz. Şimdi 1789 Fransız Devrimi'nin en önemli simalarından birisi Danton. Devrimin ardından yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle daha önce omuz omuza mücadele içinde olduğu, aynı safta olduğu arkadaşları tarafından yargılanır ve idam edilir. Şurada Danton hayatın konu edinen kitapta ona söyletilen şu sözler çok güzel. İhtilal Satürn gibidir, kendi evlatlarını yer. Her devrim kendi çocuklarını yer. İhtilaller, devrimler sürecinde omuz omuza mücadele edenler günü geldiğinde karşı karşıya gelebiliyorlar ve biri diğerinin idam fermanını imzalayabiliyor. Filmin başında bir türlü yasa maddelerini ezberleyemeyen çocuk filmin sonunda ezbere söyler. Burada vayda ne demek istemişti? Bunu da ayrıca konuşuruz. Fransız devrimi dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Burada bütün otoriteler baş kaldırın bir lokomotifi gibi görülebilir. Şu an günümüzde yapay zeka konuşuluyor, neler neler konuşuluyor. Ama biz hala dönüp devrimi, Fransız devrimini konuşuyoruz. Yani o kadar önemli. Burada Demolin o önemli bir karakter. Danton'un en yakın arkadaşı. İşte reform bakanı iken görevden alınıyor kral tarafından. Sonrasında topluluğa yaptığı bir ateşli konuşması sonucunda bir halk galeyana geliyor ve Bastil alınıyor. Burada Fransız ihtilalinden bahsedersek 1789-1799 Fransa'daki monarşinin devrilip yeni cumhuriyetin kurulması, Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanması, milliyetçi akımları ve yeni çağın başlamasıyla Avrupa ve dünya tarihinde çok büyük bir dönüm noktasıdır. Burada 1789'da başlayıp mutlak monarşinin ortadan kaldırılmasını ve cumhuriyet inşasına kadar giden bu yolda Napolyon 1804'te imparatorluğun ilanıyla bu dönem sona eriyor. Ya yani bazı tarihçiler de Napolyon devrimi sonrasında devam etti. Napolyon'dan sonra da devrimin devam ettiğini söylüyorlar. Şimdi burada Fransız devrimine giden yolda işte bir üç tabaka sınıf var. Ruhban sınıfı, din adamları işte. Ondan sonra asilzadeler. Bunlar mesela alt tabaka olan köylülerde iki tarafta şey alıyor, vergi alıyor. Bu köyler aynı zamanda bu iki azınlığa aynı zamanda vergi verdikleri gibi bu zümreye vergi veriyor. Bir de devlete de vergi veriyorlar. Yani burada felsefenin de yaygınlaşmasıyla bu devrim adım adım geliyor. Fransız halkı yani çok büyük bir evrim geçiriyor. Halk bilinçleniyor. Saray kralın o denetimden çıkmaya başlamasını görüyorlar. Ondan sonra şeylerde yaşayan pek çok burjuva çok büyük atılım gerçekleştiriyor. Ve kitaplar yaygınlaşıyor. Matbaanın yaygınlaşmasıyla. Aileler çocuklarını okula gönderiyorlar, üniversiteye gönderiyor ve kültürel seviye birden yükseliyor. Burada bağımsız yayıncıların çıkardıkları gazete ve işte broşürler var. Ondan sonra kitlesel bir bilinçlenme var. Ondan sonra mesela kadın ölüyor, işte bana para bırakıyor, işte bana her sene şu duayı okuttun falan. Bunlar azalıyor. Yani bu din şeyleri azaldıkça değişim talepleri de çoğalıyor. Burada da tabii toprak sahipte soylular ayrıca sona kadar korumak istiyorlar. Ondan sonra duvar örüyorlar. Ama tabii soylular bu kadar kendileri koruma şeyindeyken ekonomi yapı hiçbir zaman güçlenmiyor. Daha da zayıflanıyor. Ve kırsal nüfus üzerinde vergi yükü de çoğalıyor. Burada devrimci düşünce ülkede köklü değişiklikler gitmesi gerektiğini inanan mesela sınıflar arası düşünceler yayılmaya başlıyor. Burada eski yönetim, ya eski usullerle artık hiçbir şey çözemiyorlar. Hiçbir sorunu halledemiyorlar.
Burada şimdi Voltaire'in çok büyük etkisi var. Şimdi burada Amerikan bağımsızlık bildirgesi de bu dönemi etkiliyor. Eski rejimin tabii tıkanması, işte şey olması. Ondan sonra bunlar tetikleyici sebepler diyebiliriz. Bir de mali kriz çok önemli. Aynı zamanda köylüler tarım yapıyorlar, tarımdan kazandıklarını veriyor. Mesela kötü hava şartları da olumsuz etkilemiş. Kötü hava şartlarından dolayı birkaç yıl üst üste verimli işte ürün alamıyorlar falan. Ondan sonra bir de Britanya ile yaptıkları deniz aşırı şeyler, ithalat anlaşmaları var. Orada işte sonrasında 7 yıl savaşları var. Fransa bunlar mesela ürün o şey 7 yıl savaşları bu Fransa'yı çok aşırı borçlandırıyor. Bir de Amerika Bağımsız Savaşı'na müdahil oluyor. Oradan kazan sağlayacağını düşünüyor ama hiçbir zaman kazan sağlayamıyor ve daha çok borçlanıyor. Yani bu yıllarda Fransa hazinesi iflasın eşiğine geliyor. O kral 16. Louis zamanında işte ekmek kıtlığı oluyor, pahalılık oluyor, sıkıntılar işte bunlar hep devrim tetikleyicileri. Ondan sonra 16. Louis asillerden de vergi alalım fikrini getiriyor. Birleşik Meclis toplanıyor. Bu üç tabakanın durumu iyileştirilsin diye hepsinden temsilciler dinliyor. Alt tabakadan daha iki kat, üç kat temsilci şey oluyor. Orada alt tabakanın temsilci sayısı iki kat oluyor falan. Süreçler devam ederken işte Ulusal Kurucu Meclis oluşuyor falan. Sonrasında bu meclise karşı ayaklanmalar oluyor. İşte Alman paralı askerler işin içine giriyor. Ondan sonra kendilerine katılan askerler sayesinde işte Bastille Kalesi'ni zapt ediyorlar. Paris'te çok büyük bir ayaklanma oluyor. Meclis yönetimi ele alıyor. Ve bu durum geri dönülemez bir hal alıyor. Burada Napolyon'un yetki tam böyle eline almasına kadar bu karışıklıklar devam ediyor. Şimdi bunlar oldukça mesela bu yönetim için kendi aralarında bölünmeler oluyor. Birbirlerine düşüyorlar. Ondan sonra monarşi yanlıları, cumhuriyetçiler bir şey oluyor, savaş haline giriyorlar. İktidar mücadelesi başlıyor. Başka devletlerin de işin içine girmesiyle şey oluyor, daha bir kaos oluyor. Sonrasında kadınlar başı çekti, çok büyük bir ayaklanma var. Bu ayaklanma sonrasında Kral Paris'e taşınıyor. Ondan sonra o dönemde de kilisenin elindeki topraklar alınıyor. Ondalık vergisi kaldırılmak isteniyor. Burada o şeyde de asiller ve ruhban sınıfı ortadan kaldırılıyor. Sonrasında kral işte Paris'ten kaçmak istiyor, Avusturya'ya gitmek istiyor. Yolda yakalanıyor ve tekrar Paris'e geri getiriyor. Bununla ilgili de bir film var, onu da seyrederiz. O olay çok güzel anlatılıyor. Sonrasında Fransa ya Avusturya işin içine karışıyor. İşte krala yardım etmek amacıyla şey yapıyor, kral yalnız oluyor diye Fransa Avusturya'ya savaş ilan ediyor. Savaşıyor ve başarılı oluyor. Ve bu dönemde Avusturya'ya yardım etti diye birçok asilzade ve din adamı şey oluyor. Avusturya'ya destek verdiği gerekçesiyle giyotinle öldürülüyor. Parlamento kuruluyor. Ondan sonra mahkemeler kuruyor ve şiddet tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemde işte konsolosluk dönemi oluşturuluyor. Yani burada cumhuriyetçilik, eşitlik ilkesi benimsenmeye başlıyor. Ama bu arada da şey çok fazla insan ölmüş. Yani 200 bine yakın insanın öldüğü söyleniyor. Bu sayı tabii çok yüksek. Ya yani bu kadar yüksek olmasının da sebepleri ayrıca konuşuruz. Ama tabii dünyanın her şeyini şu anda da mesela dünyada hala beslenme, barınma, güvenlik sorunları devam ediyor.
Yani bütün dünyayı bu derin etkilemiş. Mesela 22 ülkenin bayrağı Fransız bayrağına benzer. Bütün dünyada olumlu bir etkisi olmuştur. Osmanlı'ya da olumlu etkisi olmuştur. Osmanlı'da reformlar işte mesela şeyler yapıp yenilikler ya hız kazanmış. Burada o mesela 13-14 aylık terör dönemi var. Sonrasında Haziran ayaklanması var, 71 Paris Komünü ayaklanması var. Bu ölümler bu dönemlerde oluyor. Yani halkları ancak koruyabildiğin sürece sahipsindir diyor bu film. Sistem size daha fazla özgürlük vermez diyor. Yani korursan diyor o özgürlüğü alabilirsin diyor. Danton halktan yana herkes eşit ama eli bir kesim daha eşittir şeyini fark ettiği için o karşı çıktığı için şey yapıyor zaten öldürülüyor. Yani siyasette adalet yoktur diyorum. Şimdi sözü Zuhal sana veriyorum. Buyur. Orhan Bey siz buyurun. Ha Zuhal açtı İyi tamam. akşamlar. Şimdi ben çok uzun konuşmayacağım. Yani çok hani çok daha iyi anlatacak arkadaşlar vardır. Filmi çok beğenmiş. Zaten seyrettiğinde de çok beğenmiştim. Şimdi seyrettim, tekrar çok beğendim. Zaten ağır bir film yani. Psikolojik olarak da ağır. Düşünsel olarak da ağır. Şimdi ben Gül'ün adında da şey yapmıştım, söylemiştim. İlker Hoca'dan, İlker Aktürk'ünden şey almıştım. Bu Fransız İhtilali, yani devrimler, Fransız İhtilali. İşte ondan önce bir İngiltere'de şanlı devrim var. Ondan sonra da işte Bolşevik İhtilali. Fransız İhtilali'ni anlatırken şey demişti. En sonunda dedi ki, bunu dedi. Fransız yani şöyle tam olarak şey değil de yani bu minvalde bir şey söylemişti. En iyi özetleyen şey dedi. Bu Danton filmindeki şimdi çocuğun eline vuruyorlar ya ilk başta. İşte çocuk işte şeydi birinci madde işte ikinci madde küçük çocuk. Onları şey yaparken şey yapıyor. İlk başta şaşırıyor. Kadın annesi galiba. Kadın eline vuruyor. Ondan sonra en sonunda da ölürken çocuk gene bunları maddeleri söylerken şaşırıyor. Şimdi dedi ki bu dedi yani şey yani bu çocuk sanki yani şey yapmıyor Fransa'nın hani yani yeni cumhuriyeti gibi. Şimdi o kadar benimsemediği ve ondan uzak idealler var ki yani çocuk bunu şey yapamıyor yani idrak edemiyor anlatabiliyor muyum? Şimdi idealler o kadar yüksek ki işte Voltaire'in, Rousseau'nun idealleri hatta cümleler bile çok komplike. İşte tamam hay bazıları basit işte bütün insanlar eşittir, herkesin eşit hakkı vardır. İşte yönetim karşısında herkes eşittir işte öyle uzun uzun cümleler falan. Şimdi bunu halkına yani o çocuk da İşte Cumhuriyetçi ya da yeni yani yeni Fransa diyelim. Şimdi bunu anlamaktan çok uzaklar. Dolayısıyla sindiremiyorlar. Bunlar ağır şeyler yani ağır kavramlar halka sinmiyor. Şimdi bir de İlber Ortaylı da şey demişti yıllar önce Bolşevik devrimini anladı. Dedi ki Rusya ihtilale dedi %10 okur yazarla girdi dedi. Yani Rus ya Bolşevik devrimini yaparken halkın okuma yazması %10. Ama tabii o %10 çok elit. Yani işte Lenin, Lenin, Troçki vesaire. Şimdi zaten çok yani böyle elit bir azınlık, çok küçük bir azınlık yapıyor bunları. Şimdi bu yani hani ya kısmen Atatürk'ün derinliğinde çünkü Cumhuriyet devri yani onu da öyle eleştiriyorlar ya şimdi halkı inemiyor bir türlü yani ya da indiği durumlar var inmediği durumlar var neyse şimdi buraya oraya girmeyeceğim. Şimdi burada da mesela çocuk o şey yapıyor pat kadın eline vuruyor yani çocuk onu ne anlasın yani çocuk hani böyle sanki yeni işte oluşan bir işte cumhuriyetçi yeni cumhuriyetçi Fransa yani
Nereden bilsin bunu? Fransa'nın kaçta kaçı okuma yazma biliyor? Yani yine bir örnek vereceğim. Betül Çotukseker'le bir kere yani aydınlanma üzerine bir ders seminer veriyordu. İşte ben de dedim ki işte, ya da bir arkadaş sordu. Dedik işte yüzde kaçı aydınlandı falan. Şimdi dedi ki, şimdi aydınlanma diyorlar ya, aydınlanma, enlightenment büyük bir şey. Yüzde dedi kaçı aydınlandı? Aydınlananlar kim? Yani o kadar az bir kesim aydınlanıyor ki. Şimdi tıpkı bu filmde olduğu gibi Fransız ihtilalinde yani bir elit işte burjuva elitler ikisi de çünkü Robespierre de hukukçu falan yani hani orta sınıf elitleri onlar şey yapıyorlar yani diğerlerinin belki hani anlamayacağı, hayatlarının içinde okumayacağı, bilmediği, duymadığı değerleri empoze etmeye çalışıyor. Yani işte halk beni bırakmaz diyor Danton. Şimdi nasıl bıraktı? Hiçbir şey yapamadı. Yani aynı şekilde yani Robespierre'in iki lafıyla siz dedi hukuktan önde mi olacak? İki lafıyla hemen kafa kola aldı. Yani halkın seviyesi o kadar düşük ki. Yani bu devrimin işte onun için zaten devrimden sonra tamam devrim büyük bir şey. Doğru. İşte sonra konvansiyon dönemi oldu. Sonra terör dönemi oldu. Sonra işte birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet. Ta Paris Komünü'ne kadar 1870'ler yani öyle oku. Bunlar çok zor şeyler. Yani öyle çok kavramsal şeyler. Yani bunu oturtmak çok zor. Bence Danton'da bunun çok iyi bir örneği. Tabii ki burada yani Danton'da Robespierre yani yoldaşıyla problemi oldu. Ama mesela halk o şey yapabilir. Yani halkın söz söylemeye hakkı bile yok. Yani diktatörlük olmuş. Bunu gösteren çok güzel bir filmdi. Özellikle işte İlker Hoca'nın dediği gibi o çocuğun yani çocuğa okutuyor. Yani çocuk şaşırıyor bilmediği bir şey çünkü. O dedi metafor harikaydı işte şey kadın eline vuruyor falan. Şimdilik lafı uzatmayayım. Yani çok muhteşem bir film tabii. Ama işte devrimlerin şeyini anladı. Yani devrimler böyle olmaya mahkum sanırım. Bu kadar şimdilik. Teşekkürler. Teşekkürler Zuhal. Şimdi burada Hegel'in tarih özgürlükte ilerler düşüncesi. Bu en güzel örneği tabii Fransız devrimi. Tabii ne pahasına oluyor. Dediğin gibi devrimler bu şekilde. Orhan Bey buyurun. İyi akşamlar. Ben de Zuhal Hanım'a katılıyorum. Şöyle ki, sanki Fransız devrimi değil de Paris devrimi gibi. Yani Paris'te gerçekleşiyor. Taşra pek ortada yok gibi. Hatta kral bir ara sıkıştığında bu taşradan bazı insanları getirmek istiyor merkeze. Çünkü taşra krala, dine falan, kiliseye falan daha bağlı olduğu için hani kentler gibi değil. Ama burada devrimi tetikleyen şey en başında hiç kimsenin kafasında bir cumhuriyet kurmak falan gibi bir fikir yok. Sadece hani vergilerin artırılmasından ötürü burjuva sınıfının hissettiği bir eşitsizlik durumu var. Ve bu onları tavır almaya sürüklüyor. Ruhban sınıftan da küçük bir gruptan destek görünce sayısal bir üstünlük yakalıyorlar ve orada dik duruyorlar. Bu dik durma sonucunda aslında koşullar da çok önemli. Burada 16. Louis'nin de zayıf kişiliği falan da bu devrimin tetiklenmesinde elbette rol oynuyor. Ya belki orada daha kararlı falan bir iktidar olsaydı ya belki de bu başlamadan bitebilecek ya da daha öte tarihlere ötelenebilecek bir kalkışma da olabilirdi. Ama orada bir boşluk oldu. O boşlukta kralın halk kralı geri adım attırdığını, küçücük de olsa bir geri adım attırdığını anladıkları an artık o boşluktan içeriye girmeye başladılar. Burada biz devrimde 3 ya da 4, kabaca 4 yani başka insanlar da vardı. 4 kişiyi öne çıkartabiliriz. Bunlardan ilk planda Robespierre'i pek görmüyoruz ama Robespierre'in bir Camille Desmalions'un arkadaşı olduğunu biliyoruz Robespierre'in. Robespierre daha teorisyen bir zekaya sahip. Eylemde o kadar yoktu, söylemde var.
Danton daha sokak çocuğu, daha sokaklarda yetişmiş, insana daha yakın, daha sevecen, coşkulu, yürekli bir özne. Camille sayesinde Robespierre'le Danton'un tanışması söz konusu oluyor daha sonraki dönemde. Bu arada Danton'un etkilendiği Mirabeau diye bir dük var. Bu dük aslında krallığı, yani monarşiyi yine savunuyor. Yani kral biraz haklarından taviz versin ama yine krallık sürsün, kilisede devam etsin falan gibi. Danton da o fikre daha yakın. Çünkü Danton'da bir teorisyenlik yok. Yani öyle uzun vadede anayasa üretmek falan gibi. Yani o da artık yani bu kendi burjuva sınıfının biraz daha şey olmasını istiyor. Yani halkı ne kadar düşünüyor bilemiyoruz ama yani koşulların iyileşmesi konusunda imkan bulduğunda Danton şey yapıyor, yani tavır koyuyor ve Danton'un varlığı çok önemli. Bir de Marat var. Marat da bir tıp doktoru, hekim. O da yürekli bir özne. Yani ilk planda bir eylemle başlıyor iş. Yani söylemden ziyade halkın bir tavır koyduğunda kralın geri adım atmasından oluşan boşlukta halk kademe kademe kralın krala karşı bir tavır koymaya başlıyorlar. Kral da otomatikman kendi yandaşları da kralı tabii şey yapıyor, teşvik ediyorlar. Bu arada önemli bir özne de var. Fayette general, burada Genelkurmay Başkanı gibi alacağız Fayette'i. Bir halk kahraman bu. Amerika'daki savaşlarda falan çok başarıları falan var. O da halkın tüm kesimlerine saygı gören bir general. Yani kral bu yeni oluşan durumdan ötürü Fayette de bu durumu destekliyor ama krala da şey veriyor, yani ben de sizin yanınızdayım, yani sizi asla bırakmayacağım şeklinde bir ara bir şey oluşturuyor, yani bir diyalog mekanizması oluşturuyor. Dediğim gibi ilk planda kalkışma böyle kralı tam ortadan kaldıralım şeklinde değil, çünkü ondan sonra ne yapılacak konusunda bir fikir falan yok. Yani hani kralı kaldıralım da sonra yerine ne koyacağız falan gibi. Onun için bu kalkışmayı yapanlar arasında da ikilikler, üçlükler falan var. Yani ateistler var. Daha Hristiyan özellikler olan insanlar var. Krala bağlı olanlar var. Krala bağlı olmayanlar var falan. Yani çok farklı görüşler var. Yani bunların oluşturduğu parlamentoda sürekli dengeler değişiyor. O değişen dengelerde bir türlü şey kurulamıyor Paris'te. Sistem kurulamıyor. Sürekli boşluklar oluşuyor. O boşluklardan karar mekanizmalarının aldığı kararlar uygulanmıyor. Halk yine devreye girerek bazı cezalandırmalar falan yapıyor. Bu arada şey de boş durmuyor. Karşı taraf da boş durmuyor. Onlar da çatışmaya giriyor falan. Sürekli böyle bir kaotik bir durum oluşuyor. Yani 1789'dan başlıyor. Kademe kademe ilerliyoruz ve o kaos bir türlü tam yatışmıyor. Yani sürekli dengeler değişiyor. Bu dengeler içerisinde o lider kadroda da sürekli bir değişim oluyor. Robespierre o ana kadar fazla biraz gerilerde, daha çok dinleyen kişi rolünde. Daha sonra kademe kademe ufak ufak devreye giriyor. Robespierre'in hani pozisyon alması daha zaman alıyor. Ben şimdilik böyle bir giriş yapayım. Ondan sonra Hegel'in Köle Efendi diyaloğundan daha önce bir kez anlatmıştım. Orada buradan devam edeceğim. Yani orada kaldığım bir yer vardı. Oradan devam edip bu Paris ihtilalini bir Hegel açısından da yorumlayacağım. Köle Efendi'den vatandaşa nasıl dönüştü topluluk diye. Yine sıra geldiğinde anlatmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Orhan Bey. Deniz buyur. İyi akşamlar. Zuhal'ın bahsetti. Ben de o çocuğun, yani o film İlk kareler çocuğun eline vurulmasıyla açılıyor. Ben de bu Danton'un hayatında okudum. Danton Kuzeydoğu Fransa'da zengin olmayan ama saygın bir avukat olan
Jack Danton'un ve Mary Common'un çocuğu olarak dünyaya geliyor. Bebekken bir boğa tarafından saldırıya uğruyor. Ve sonra çiçek hastalığı geçiyor. Yüzünde o çiçek hastalığının lekeleri kalıyor. Yüzünün şekli biraz bozuk. Sonra 13 yaşında ruhban okuluna gitmek için ailesinden ayrılıyor. Ve okula devam ederken sınıf arkadaşının ceza olarak ellerine vurulması gerekiyor. Ancak Danton arkadaşını savunuyor ve bu sınıftaki fiziksel cezaya karşı çıkıyor. Ve Danton bunu anılarında yazıyor. Yani o ilk diyor savunmamı diyor. Avukat oluyor tabii sonra da Danton'da babası gibi. İlk savunmamı diyor o sınıfta yapmıştım diyor. Yani o çocuğun ellerine vurulurken o yani orada da o hani çocuğa öğretilirken ellerine vurulması sanki onun hayatını bilen biri şey yapıyor gibi ben onu şey yaptım yorumladım ama siz daha bilirsiniz nasıl. Sonra bu yüzünün işte yüzündeki sekerle onu psikolojik olarak yani o kendisi bir saldırıya uğruyor boğa tarafından ama sonra çok güçlü savunmalar yapıyor ve o gene kendi şeylerinde anlatmış bir gene Wikipedia şeyinde hikayesinde yani o saldırıya uğramak, o boğa tarafından saldırıya uğramak hani kendisi de böyle boğa kadar güçlü savunmalar yapıyor parlamentoda. Çok iyi savunuyor kendini. Yani o ilk önce aslında savunmasıyla, fikirleriyle mahkemede hani ikna edilecekken ona sanki böyle başka bir dava nedeniyle mahkeme kapalı mahkemeye çevriliyor ve şey yapacakken hani haklıyken bir şekilde onu ikiyüzlülükle alaşağı ediyorlar o savunmalarında. Sonra üç çocukları yani mesela o kendisi de aslında 35 yaşında olmasına rağmen işte evleniyor. 6 odalı bir evde yaşıyor gayet lüks bir evde. 3 çocuğu oluyor. Bir bebeği, ilk bebeği, ilk çocuğu, 3 oğlu oluyor. 1 yaşındayken ölüyor. Ve o filmde bir sahne var. O arkadaşıyla aslında konuşurken ona bir sofra hazırlatıyor. Diyor ki o mavilerden hoşlanır diyor. Onu ikna etmek için yani biz diyor senin aslında aynı şeyleri söylüyoruz diyor. Bu başın idamına diyor sen diyor karar vereceksin diyor. Çok duygusal olarak insanları etkileyebilen ve böyle birebir de gücü olan biri. O arkadaşına da ikna ediyor ama arkadaşı çok soğukkanlı davranıyor. Hatta işte bu sefer ikisi de avukat. İkisi de çok bu işleri biliyorlar. Seni diyor kapıda dinleyen birileri var diyor. Biliyorum diyor arkadaş. O yüzden hiç konuşmadım diyor. Yani aslında o İki karakter de filmde de bence normal hayatta da hani Atatürk ve İnönü gibi yani oralara girmeyelim ama yani böyle birbirleriyle aynı fikirdeler ama zaman zaman böyle ayrı düşüyorlar gibi oluyor ve hani biri sonuçta ikisi de öldürülüyor şey yaptığım kadarıyla. Danton 6 Eylül'de hiçbir komiteye katılmayacağını ancak hepsini destekleyeceğini söyleyerek Kamu Güvenliği Komitesi'ne katılmayı reddediyor. Ve Danton Kamu Güvenliği Komitesi'nin emirlerine direnebilecek istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğuna inanıyor. Yani aslında demokrasiye çok inanıyor. Ve 22 Kasım'da terörü zayıflatmaya çalışan şeyler yayınlıyor. 3 Aralık'ta da Robespierre Jacobin Kulübü'ndeki Danton'u İsviçre'ye göç etme niyetiyle bir hastalık numarası yapmakla suçluyor ve Danton'un erdemini değil kusurlarını çok sık gösterdiğini ilan ediyor. Ve Robespierre saldırısında durduruluyor. Bu toplantı böylece kapanıyor. Yani aslında Danton çok o dönemin en güçlü isimlerinden biri. Yani hitabeti çok güçlü, kişilik olarak çok güçlü.
Ve o devrimci şeyde en önde. Ama bir şekilde alt ediliyor. Çok güzel bir film. Çok etkileyici. Ben çok beğendim filmi. Çok teşekkürler Merve'ciğim. Teşekkürler Deniz. Fikriye buyur. Merhabalar. Fransız İhtilali'ni işte ortaokulda, lisede okuduk. Okuduğumuzda yani fazla işte bir bu kadar derin bilgi edinmedik. Sadece Fransa İhtilali'nin işte Fransız İhtilali'nin özgürlükçü fikirleri yaydığını, işte o fikirlerin, çocuğun söylediği şeylerin o zaman biz de öğrenmiştik. Şimdi bu filmle birlikte Fransız ihtilalini daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum. Şöyle, Fransa ihtilalinde Danton ve Robespierre, burada şeyin yönetmenin adı neydi? Polonyalı yönetmen Vajda mıydı? Vajda bu şeye, Fransa ihtilalini sadece Danton ve Robespierre'in o mahkeme ve şeyi üzerinden vermiş. Danton'un ölümüne kadar, giyotine gitmesine kadar vermiş. Fakat diğer olayları vermediği için Vajda'nın çok taraflı davrandığı söyleniyor. Kendisinin Polonyalı olması, işte Polonya'nın sosyalizmde en geri durumda, en karşıt, yani yobaz durumda olduğunu şeyler söylüyor, benim araştırdığım kaynaklar. Tabii filmi öven kaynaklar da çok, böyle karşıt kaynaklar da çok. Ben onları da, ikisini de, iki tarafı da okumaya çalıştım. Yani şey, şeyde de bir, Polonya'da da bir devrim oldu. Bu devrimin etkilerinden, devrimin sonuçlarından kurtulmak için Polonya halkının, Polonya'nın kiliseye ve dine sığındığını, Vajda'nın da bu toplum içerisinde, yani restorasyondan yana, restorasyon biliyorsunuz, restore edip başa dönmek. Yani devrime karşı bir şey oluyor. Başa dönmeyi öngören bir şey. Şeyin de restorasyoncu olduğu, Vajda'nın restorasyoncu olduğu, devrime karşı olduğu ve filmi bu gözle çektiği, Polonya'nın bu anlayış gözüyle çektiği söyleniyor. Hatta Mitterrand, İşte devrimin 100. yılı, Fransız devriminin 100. yılı dolayısıyla böyle bir film yapılması için Fransa ve Polonya ortaklığında Vajda'ya verilir bu görev. Mitterrand bu filmi seyrettikten sonra öfkeyle dışarı çıkar. Der ki sadece bu bölüm verilmiş ama bir de bu bölümün Termidor bölümü var. O bölüm niye verilmemiş gibi diye karşı çıkar. Gerçekten de Vajda filmde istediği bölümü istediği şekilde, yani sinematografi olarak çok güzel vermiş ama istediği şekilde yedirdiğini, filmi Dalton'u savunarak Robespierre'i daha farklı bir gözle göstererek yaptığını söylerler. Dalton ve Robespierre birlikte hareket etmişler. Bu şeyde devrimin başlarında birlikte yapmışlar. Hatta Dalton diyor bu mahkemeyi, devrim mahkemesini ben kurdum diyor. Robespierre ve Dalton ikisi de avukattır. Yalnız Robespierre kiralık evde oturur. Maaşından başka hiçbir şey yapmaz. Gösterişten kaçınır. Daha sert, daha soyut bir insan. Filmde de öyle şey yapılıyor. Danton ise yani hala Fransız halkında Dalton'un suçlu mu, suçsuz mu olduğu konusunda kuşkular devam ediyormuş. Şöyle, Dalton'un zaten film şeye girişiyle başlıyor.
Paris'e girişiyle o birkaç yıldır devrimden sonra bir taşraya çekilmiş. Orada güya şeyi devrimi inceleyip devrimin geldiği sonuçları gözlemleyip düşünme istemiş. Daha sonra bu şeyde filmin başladığında gelir Paris'e gelir. Bu Paris'e gelmesinin bu şekilde aktarıldığı, filmde bu şekilde aktarıldığı ama bu şeylerin devrimle birlikte birçok bu korporasyonların filan kapatıldığı kapatılmıştır. Bu hatta bir Hint, Doğu Hint korporasyonu vardır. Oradan rüşvet aldığı, bu rüşvetin şey meclisteki bazı şeyin Danton'un arkadaşları tarafından alındığı bu rüşvetin ve bu rüşvetin de milletvekillerine dağıtıldığı ile ilgili şeyler vardır, söylentiler vardır. Danton bu söylentilerin bunun kendisine de dokunacağını ve bu dokunmadan dolayı Paris'e gelip olaylara müdahale edeceğini söyleyen kaynaklar da var. Daha sonra Danton buraya gelir ve geldikten sonra da işte o arkadaşı Desmoulinos aslında Robespierre'in çok yakın arkadaşıdır. Fakat o gazete aracılığıyla Dalton'la birlikte hareket ederler ve yazılar yazmaya başlarlar. Bunun üzerine Robespierre her ne kadar Dalton'a karşı çıkmanın ülkeye, devrime çok zararı olacağını, çıkmamanın da zararı olacağını filmde kendisi de söyler. Karşı çıksak da devrim zarar görecek der, çıkmasak da. Fakat çevresindeki Jacobenlerden bayağı baskı görür ve sonunda Danton'un mahkeme edilmesine karar verir. Fakat bu mahkeme filmde mahkemede sadece o milletvekillerinden kararsızlar denilen bir grup vardır. Her harekete, her konuşmaya göre tavır alabilen, yani fikirleri değişebilen kişiler. Bir de bu sol görüşlü olan bir grup daha var. Montagnardlar. Filmde Montagnardların hiçbir şekilde mahkemede gösterilmediğini, yani buna yer verilmediğini söyler eleştirmenler. Vajda'nın bunları gündeme getirmediğini söylerler. Ve aslında şeyin sonunda işte neyse giyotine gider adil olmayan bir mahkemeyle. Çünkü öyle karar verilmiştir. Jacobenler o şekilde karar vermişlerdir. Danton ve arkadaşları giyotine giderler. Fakat bu şeyden sonra da Mitterrand da zaten Termidor denilen Jacobenlerin de tasfiyesinin yapıldığı olayların gösterilmediğine karşı çıkar. Ondan sonra zaten devrim mahkemeleri kapatılır. Bu devrimin getirdiği bütün yenilikler yok edilir. Yani kapatılır, yok edilir. Hatta oy verme mülkiyet esasına göre oy verme getirilir. Yani burjuva istediği şekilde devrimi yönlendirmiş ve her iki tarafı da olumsuz kendi isteği yönünde yönlendirerek oy vermenin bile mülkiyet hakkına dayalı olması sonucunu getirmiştir. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fikri. Yaşar Hocam buyurun. Değerli arkadaşlarım iyi akşamlar. Ben arkadaşlarımın anlattığına ilave olarak bazı cümleler söylemek istiyorum. Yani kendi konumla ilgili durumu açıklayacağım. Yoksa filmle ilgili yorumlara az gireceğim. Şimdi bunlardan birincisi bu filmde usul dediğimiz yani prosedür. Yani bir insan nasıl suçlanır onu anlatıyor, onu öğretiyor. Benim için önemi bu. Şimdi bunun özelliklerinden birisi silahların eşitliği kavramı. Ne demek silahların eşitliği? Şu demek değerli arkadaşlarım, mağdur, fail,
savcı, avukat eşit pozisyondadır. Yani eşit mesafede değerlendirilmesi lazım. Birisine fazla söz verilmez, birisine eksik değerlendirme yapılmaz. O halde savunma nasıl olmalıdır dediğimiz zaman, filmde onu çok güzel anlattı. Eşitlik çerçevesinde, eşitlikten kasıt şudur: bir insan suçlanıyorsa, kim suçluyorsa onun da mahkemede konuşturulması lazım. Yani arkadaşlar burada şunu söylemek istiyor filmde, bu gerek terörle suçlayan kişiler, gerekse Robespierre'nin durumunu gündeme getiriyor. Onların da mahkemeye çıkması gereğini Danton çok güzel söyledi. Ve orada ben çok heyecanlandım. İnşallah bunu gösterirler, bunu görürüm diye. Fakat öyle bir şey olmuyor değerli arkadaşlarım. Yani şöyle söylerim: bir insana haklarını açıklamak, mahkeme başkanı da söyledi, benim görevim bunları sürdürmek, haklarını açıklamak ve onu temin etmek. Fakat bu mümkün olmadı değerli arkadaşlarım. O da şu: kongreye yazıyı gönderiyor mahkeme başkanı, gelin diye. Fakat kongre emir veriyor. O yüzden burada şunu öğrendik. Zaten hakimin en sonunda pişmanlığı filmde görüldü arkadaşlar. O da şu: hakim çok üzgündü, çok acı çekti. Dedi ki, ben hakimliğin böyle olduğunu bilmiyordum. Yani siyasetin hakimler üzerine etkisini vurguladı bu eserde, bu filmde. O halde nasıl olmalı dediğimiz zaman şöyle olmalı: mahkemeye kimse emir, telkin veremez, telkinde bulunamaz. Ama Robespierre telkinde bulunuyor. Artık ona söz hakkı vermeyin. Yani burada sanıkların hakları dediğimiz, sanık haklarının engellendiği durumu görmekteyiz. Peki bu mahkemede şunu da söyleyebilir miyiz? Acaba eşitlik sağlansaydı Robespierre yargılanır mıydı? Onu daha çok bekledim, özledim. Ama olmadı değerli arkadaşlarım. Çünkü maalesef mahkemeye çok baskı oldu. Bunu Nixon, Başkan Nixon olayında Amerikalılar çok güzel yaptı arkadaşlar. Başkan Nixon'ın Watergate skandalında sorgulanma yolunun açılmasını çok başarılı bir şekilde yaptılar. O yüzden de şunu söylememiz lazım: hak deyince adalet kavramı akla geliyor. Bu adalet kavramı da lekelenmeme hakkı üzerinden götürülmesi lazım. Ama Danton lekelendi. Yani süreç yürütülürken lekeleniyor. Olmaması lazım. Bunun öncelikle süreç olurken Danton'un sorgulanmasından önce suçlanmaması ve bununla ilgili delillerin açıkça alalen verilmesi gerekiyordu. Onu göremedik. Filmin bir başka eleştirilmesi gereken, bana göre yönü de şu: halka, halk kavramına çok büyük atıf yapılıyor.
tabii atıp yapılacak halka ki böylelikle film amacına ulaşsın. Ona bir şey demiyorum. Ama filmde onu gördük. Giyotine giderken Danton hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Yani böyle halk olur mu dediğimiz zaman oluyormuş dedik. O yüzden birazcık rahatsız oldum. Yani acaba dedim bu Fransız devrimi bu eşitlikler ilkesini öğrendi mi bu 1789 ihtilali sırasında? Hayır. Demek ki arkadaşlar zamanla öğrenilen bir kavrammış halkın üstünlüğü dediğimiz kavram. O da uzun bir süreçten geçiyor. Yani hı deyince halk aydınlanmıyor. O manada filmi gördüm. Çok teşekkür ediyorum sabrınıza. İyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Hocam. Ahmet abi buyurun. Şimdi ben yani olayı şahıslara indirgemeyi pek sevmem. Yani Danton'un şahsında, Robert Pierre'in şahsında konuşuyoruz. Şimdi çok enteresan bir şey söyledi Fikriye Hanım. Vajda'nın Danton'u haklı gösterip Robert Pierre'i yerin dibine batırdığı bu filmi herhangi bir niyetle çekmiş olabileceğini söyledi ki ben de öyle bir moda girdim son saatlerde araştırmalarım. Yani şimdi şahıslar değil zihniyetler önemli. Nedir efendim görüyorsunuz Danton'la Robespierre tartışırken Robespierre daha solcu, daha eşitlikçi, daha ekonomik bölüşümün daha adil, hakça olması gerektiğini söylerken Danton diyor ki sen insanı insanın asla olamayacağı bir şeye dönüştürmeye çalışıyorsun diyor. Bugünkü kapitalistlerin dediği gibi. Bugün de kapitalistler maddi evrimi kabul ediyorlar. Biyolojik evrimi kabul ediyorlar. Bireyin zekasının evrimini kabul ediyorlar. Sosyolojik manada kapitali dünya toplumunun sosyolojik manada bir evrim geçirerek kapitalizmi aşabileceğine inanmıyorlar. Son durak sosyolojik manada. Neden? İnsana uygun sistem budur. Bundan sonra hayal edilen sistemler insanın ruh doğasına aykırıdır. Danton gidip saçına başına yapışmadan, tokadı ondan sonra Robert bir yere basmadan, aşağılamadan evvel sen insanı insanın asla olmayacağı bir şeye dönüştürmeye çalışıyorsun diyor. Çünkü Robert bir yer solcu zihniyetle söylüyor. Ne oluyor efendim? Ne oluyor? Söyleyelim. 1989 yılında Sovyetler Birliği gerilemeye başlıyor. Gerilemeye başladığı zaman Fransa'da bir şey var iktidarda başbakan Michel Rocard sol o kadar geriliyor ki yani dünyada Sovyetler Birliği yıkılırken dünyada solculuk sosyal devlet fikri geriliyor kapitalizm ön plana çıkıyor. Fransa'daki güya sosyal demokrat hükümetin başkanı ya diyor devrim acaba gereksiz miydi diyor. Bunlar tarihe geçmiş şeyler. Kayıtlardan okuyorum. Elimde belgeler kayıtlar var. Mesela şeyden köşe yazılarından bilmem nereden alıntılar bunlar. Peki Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte dünya sol hareketin eşitlikçi dünya arayışının darbe almasıyla birlikte çökertilen solcular kimlerdi? Sağcılar kimlerdi? İkinci Dünya Savaşı'nda da Paris ve Fransa büyük bir ihanete uğradı. Alman orduları saldırdıkları zaman Fransızların yıkılmaz dedikleri Majina hattını 8-10 saatte geçti Almanlar. Paris kapılarını Almanlara kim açtı?
Yani geçmişteki o kral yanlısı gibi olan sağcı burjuva açtı. Peki Sovyetler Birliği yani şeyden 73 yıl önce ondan sonra bu 1989 yılından Sovyetler Birliği çöküşünden önce 1945 yılında Almanlar şeyler Sovyetler Birliği Fransa'yı işgal etmiş Nazi Almanya'sının tepesine doğudan vurdular. Amerika batıdan Normandiya'dan girmeye çalışıyor. Girdikleri zaman şeyi kim taktı kafasına? Ondan sonra o özgürlük şapkasını onlara ne deniyordu? Ondan sonra evet solcular taktı. Solcular Paris'i teslim aldı Almanlardan Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle. O özgürlük kukulatasını solcuların kafasındaydı. Diyor ki adam Fransız devrimine ve Robespierre'e ve o arkadaşlarına en fazla yaklaştığı gündü 1945'te o Almanları şey yapan ondan sonra solcularla birlikte. Ben sağcılara güvenmem. Yani Robespierre asla taviz vermedi. Asla taviz vermedi. Hiçbir şekilde taviz vermedi. Görüşleri yani mantıklıdır, değildir. İnsan ruhuna, tabiatına uygundur, değildir. O şekilde yola çıkmışlar. Devrim o yüzden yapıldı. Eğer insana uygun değilse devrim olmasaydı bari. Öyle bir şey yok. Devrimi yaparken eşitlik, adalet. Ondan sonra kardeşlik diyorlar ya, devrimi öyle yaptılar. İnsanın asla olamayacağı bir şeyse nedir? Ben Danton'a inanmıyorum. Danton bence kaypaktı. Yani değişik suretlere girdi. Evet, ağzı laf yapıyor. Çıktı insanlar. Adalet, hak, hukuk milleti gaza getiriyor. Nerede peki? Yani bir krala yaklaşıyor. Bir burjuvaziye yaklaşıyor. Bir bilmem nereye yaklaşıyor. Robespierre asla taviz vermedi. Sonra bunlar katil ya. Yani bakın, kötülemek, aşağılamak için söylemiyorum. Adam öldürüyorlar. Adam, içimizde adam öldürmenin nasıl bir hissiyat olduğunu his olarak bile hissedemeyiz. Bu insanlar adam öldürüyorlar. Gerek birebir, gerek cephede. Cephe yok zaten. Devrim nasıl oluyor? Sokaklar kan gölü. Şeyde de seyrettik, Merve bilir. Siz de bilirsiniz. İki şehrin hikayesinde insanlar orada bir hane, meyhane çalıştıran bir kadın var, kralcı, orada nasıl cinayetler işleniyor. İnsanlar adam öldürüyor, katil herkes. Herkes katil olmuş, çoluk çocuk öldürüyorlar. En masum insan bile düşman olarak gördüğü insanı öldürüyor. Cinayet işlemeye alışmış, katil olmuş, ruhu katilleşmiş insanlar bunlar. Bunlardan biz nasıl normal insan gibi bir cevap bekleriz? Bizler sıradan insanlarız. Hiçbir anımızın vurduğu sümekle ondan sonra yaşıyoruz hala. Biz bu insanların kararlılığını, önüme yürüyüşlerini nasıl anlayabiliriz? Ben yazı yazdım. Robespierre'le Danton'un yani devrim öncesi de devrime giden yolda da bir beraberliklerinin olabileceği şeklinde sonra o yazıyı sildim. Öyle bir beraberlikleri yokmuş. Devrim sonrası Fransa nasıl yönetilecek konusunda anlaşmazlık çıkmış. Ben şimdilik bunu söyleyeceğim. Fransa'nın Paris'in kapısını Almanlara açanlarla Almanları Ruslarla birlikte tepesine binenler arasında bir fark var. Yani öyle bir film de vardır. Orhan gayet iyi bilir. Benim aklıma gelmiyor. Bir karı koca ondan sonra şey yapar. Çok önemli bir filmdir, evet. O da. Direnişçilerin hayatını, ilkelerini anlatır. Ne demek direnişçi olmak? Sağcılar mı direnişçiydi? Yani ölümüne direniş yapan, o Almanlara karşı mücadele veren, evlerde gizlenen çoluk çocuk, o şeyi verenler solculardı. Şeyden gelen Robespierre demeyelim artık, isme indirgemeyeceğim. O grubun,
Ondan sonra o zihniyetin taviz vermeyen asla kral öldürülecek tabii ya. Kral yaşatılır mı ya? Kral bırakılır mı? Ben cahil aklımla söylüyorum. Devrim yapmışım. Milyonlarca yüz binlerce insan ölmüş. Çocuklar ölmüş. Kralı kraliçeyi kim tutar? Ama 1989 yılında mı? Yine bir film çevriliyor. Burada var. Devrimin 200. yılı şerefine çekilen iki bölümlük uzun metrajlı filmin ana teması Oscar Wilde'ın bir sözü açılıyor. Film kitlelere diyor gösterildiyken de kraliçenin idamı esnasında ağlayan seyirciler gördüm bir adam. Asabı bozulmuş. Kraliçenin idamı esnasında, halbuki diyor kraliçenin idamı zoruna da son dedik. O Vendre köyünde aç bir ilaç kadınların ölümü önemliydi devrim için diyor, benim için diyor. Yani kraliçe için ağlattılar bu milleti. 1989 yılında Sovyetler Birliği çökerken kapitalizmin önünü açabilmek için operasyon bunlar. Ve Fikriye Hanım nereden kendine mi şey oldu, kendi düşüncesi mi? Ya da tabii bir yerlerden okumuştur benim gibi. Vajda'nın bu filmi Danton lehine çekmesi, eşitlik yok bir kere. Yani eşit vermiyor filmi. Yani orada fikir adamı ya. Adam Robert Spierre ne kadar kötü olsa, sadist olsa, katil olsa, insanlara eziyet ediyor olsa, yani Danton'un eline fırsat geçse, hükümette o olsa, Danton ne yapacak? Danton da orada baskı yapacak. O halk tutulur mu? Açlar, sefiller, perişanlar, sokaklarda bilmem ne yiyorlar. Napolyon gelmese, yumruğunu vurmasa, oradaki terörün önüne geçilebilir mi? Biraz da gaza geldik, biraz da kullanıldık gibi düşünüyorum. Bana tek yakın bu akşam burada Fikriye Hanım vardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ahmet abi. Şimdi ikinci tura geçelim. Tekrar devam ederiz. Ben biraz filmde geçen karakterlerden bahsedeyim. Burada Danton'un en yakın arkadaşı Camille Dosmond var. Burada 1789'da reform bakanı iken kral tarafından görevden alınıyor. Bunun üzerine Palace Royale'de yaptığı ateşli konuşma üzerine halk ayaklanıyor ve Bastille saldırıyor. Bu ilk kıvılcım oluyor. Kendisi hukuk mezunu, Danton'un sekreterliğini yapmış ayrıca. Danton'la birlikte devrimin aşırılıklarının önüne geçmek isteyen bir karakter. Çıkardığı Devrix Corter burada yaşlı Fransiskan papazı anlamında terör yönetimini Tiberius, Neron ve Caligula'nın yönetimlerine benzetiyor. Fransiskan yoksullara yardımcı, yoksulluk hayatı sürmeye ant içen bir tarikat bu arada, onu da söyleyeyim. Danton'la birlikte tutuklanıyor ve idam ediliyor. Sonrasında Danton'un apaçık böyle göründüğü 10 Ağustos 1792 günü Paris halkı baş kaldırdığı gün. Paris'te devrimci ve bunun bir devrimci işte bunu destekleyen halk var. Orada İsviçreli Alman paralı askerlerin savunduğu Toros Sarayı'na saldırıyorlar. Meclis 1000 yıllık rejim, yani monarşi yıkılıyor. Kral ve kraliçe devrimci komün üzerine tutuklanıyor. Ondan sonra işte Milli Konvansiyon çağrısıyla işte birçok yasalar çıkarılıyor. Burada başka neler söyleyebiliriz? Yapılıyor. Siyasal yönetime Girondeller geçiyor. Seçmenler arasında büyük bir yer tutan köylüler, tarımla ilgili istekleri var. Bunların gerçekleşmesi için işe koyuluyorlar. Yani bu devrimi burjuva devrimi demek çok yanlış. Burada köylüler işte burjuva, yani el ele beraber yapıyor bu devrimi. Ama tabii ki resmi böyle iktidar organları
Paris'te gerçek iktidar elinde tutan devrimci, o halka dayanan yönetimi de Montagnard'ların oturdukları sıraların yüksek olması nedeniyle dağlılar deniliyor bunlara. Jacobenlerin elindeydi bu şey, yönetim. Gerçek liderler de Robespierre, Marat, orta küçük burjuvayı, köylüleri ve kentleri, yoksul halkı temsil ediyorlardı. Böylelikle Jacobenlerle Girondinler arasında mücadele, böyle bayağı bir mücadele başlıyor genişleyerek. Sonrasında işte halkın özgürlüğü 1793 anayasası, Rousseau'nun siyasal düşünceleri üzerine çıkmış olan yeni insan ve yurttaş hakları bildirgesi dile getiriliyor. Danton da başlangıçta bu komitenin içindeydi. Komite giderek işte bu Robespierre'lerin yani diktatörlüğe doğru evrilince, bunlar işte Fransa'nın asıl yöneticileri olunca, Danton bu şey yapıyor. Yani bunu baş kaldırıyor. Ondan sonra burada işte bu Girondinlerin ateşli yandaşı olan Charles Corday Marat'ı hançerliyor. Ağustos'ta Kamu Esenlik Komitesi'nin raporuna dayanarak da konvansiyon bir seri bastırıcı yasa çıkarıyor. Burada işte 1790 sonbaharında da Danton çekiliyor ama gene de halkın gözünde itibar çok büyük. Halk onu seviyor. Ama tabii burada devrimci hükümet politikasının, yani kendisi hoşnut olmuyor buradaki politikadan ve şey oluyor, ayrımcılık oluyor. Tabii ayrılıklar oluyor. Danton mahkemede hakikat er geç ortaya çıkacaktır diyor. Fransa'nın üzerine büyük bir uğursuzluk çöktüğünü görüyorum. Bu uğursuzluk yarı diktatörlük yüzünü örten maskeyi yırttı. Artık başı dimdik, cesetlerin üzerinden yürüyüp geçiyor. Robespierre ve onların cellatlarını vatanına ihanetle suçluyorum. Cumhuriyeti kana boğmak istiyorlar. Giyotin arabalarının bıraktığı izler yabancıların vatanın kalbine doğru saldıracakları yoldur. Ancak özgürlüğün izleri daha da ne kadar zaman insanlara mezar olacak. Siz ekmek istiyorsunuz, onlar size insan başı atıyorlar. Siz su istiyorsunuz, onlar sizi giyotinden akan kanları yalatıyorlar. Birçok ses yaşasın Danton, kahrolsun desembiller diye bağırır. Tabii burada Danton halkın şeyini de kazanmış. Fakat orada hapishanede bir adam Danton'un yüzüne tükürür. O da mesela Danton yüzünden hapistedir. O da giyotin sırası beklemektedir. O sahne de çok güzeldir. Burada bir de başka işte Robespierre'den bahsediyor. Bu Jacobenlerin başkanı. Böyle şey, bir manastırda yapıyorlar ilk toplantılarını. O yüzden onlara Jacobenler denmiş. Eski Roma'da özgürlük simgesi olan kırmızı başlık giyiyorlar. Bu simgesel şeyler gerçeği ne kadar yansıtıyordu? Özgürlükten söz ederken ne kadar pratik yansıtıyor? Zaman zaman spekülatör, vurguncular, yeni zenginler Jacobon kılığında geziyordu ortalıkta. Dünya tarihinde günümüz pratiklerine kadar sözcüklerin gerçek eylemine uygunluğuyla tartıldığında ne oluyordu? Burada Robespierre'in sözü, dehşet erdemin hareket halidir. Kesin, katı, sarsılmaz adaletten başka bir şey değildir. Dehşet despot bir hükümetin silahıdır diyorlar. Hükümetimizi despotizmle eş tutuyorlar. Kuşkusuz bu böyle. Cumhuriyetin kurucuları olarak buna en azından katılıyorum diyor. Ondan sonra bir de burada Danton'a göre eğitim ekmekten sonra halkın ilk gereksinimidir.
Devlet bu gereksinmeye yanıt vermeye çalışır. Ancak uygulamada asıl büyük ilgi yüksek öğretim kurumlarında olur. Orta öğretim ileride birer merkez okulu örgütleme kararıyla kağıt üzerinde kaldı. İlk öğretim hemen hemen bir yana bırakıldı. Anlamı neydi bu tutumun? Burjuvazinin kendi çocukları yararına kademeli ve ayıklayıcı bir eğitim düzeni kurma düşüncesi egemen olduğu tutuma. Yeni demokrasi Lenin'in söylediği gibi burjuva demokrasisi, proleter demokrasisi herkes için değil yönetici sınıf için olan bir şey. Şimdi ben sözü Orhan Bey'e veriyorum. Buyurun Orhan Bey. Teşekkür ederim. Şimdi ben biraz Hegel açısından, efendi köle diyalektiği açısından almak istiyorum olayı. Çünkü Hegel, yani Fransız devrimi dünyanın, yani insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri. Yani ortada korkunç bir mücadele var. Korkunç bir belirsizliğin içerisine atılan, yani ölümüne atılan insanlar var. Hakikaten binlerce insan ölmüş. Ve ortaya bir şey çıkmış. Ondan sonra bütün tarih değişti. Yani o Fransız ihtilalinden sonra hiçbir hükümdarlık yerinde sağlıklı bir şekilde kalamadı. Yani buna bizim Osmanlı İmparatorluğu da dahil. 1909'da hatta Freud da der, genç Osmanlılar Fransız ihtilali benzeri bir ihtilal gerçekleştirdi diye. Hani kralı indirdiler tahtından falan gibi. O dönemin İttihat Terakkisi'ni falan şey yapar yani, yüceltir. Şimdi burada ne demiştik biz efendi köle diyalektiğinde? İki kişinin ölümüne bir karşılaşma yaptığını, bu karşılaşma finallenmeden taraflardan birinin pes ettiğini görmüştük. Bu da bize kazanan tarafın efendi ölümden korkmadığı için, kaybeden tarafın da köle olarak nitelendirildiğine, Hegel tarafından öyle nitelendiriliyor. Efendinin ustalığını kabul ederek hayatı efendi adına, yani doğayı efendi adına dönüştürmeye başlar. Efendinin tabiyetindedir. Efendi ne istiyorsa köle, ölümün boğuntusuna katlanamadığı için, mutlak yok oluşu bir türlü içine sindiremediği için çalışma yoluyla doğayı tanımaya başlar. Burada işte bir yolculuk vardır. Hegel onu kademe kademe anlatır. Biz bir yere kadar anlatmıştık. Yani aşamalardan geçilir. Yani efendi de bazı aşamalardan geçer, köle de bazı aşamalardan geçer. Nihayetinde şuraya varırız. Çok tanrılı bir devletin yerine, işte Roma İmparatorluğu gibi, Hristiyan, burjuva bir devletin gelmesi ön koşuldur der Hegel. Yani burada devlet yine efendidir. Yani kral efendi olarak temsil edilir. Burjuva da bu kölenin dönüşmüş halidir. Yani artık bilgisi çok üst düzeydedir. Teknolojiye, yani bilime hakimdir. Söyleme hakimdir. Yani işte avukatlık, doktorluk, keşifler, pek çok yöntemle burjuva çalışa çalışa belli bir ustalık seviyesine gelmiştir. Ama buradan daha gitmesi gereken hala yollar vardır. Nedir bu yollar? Hristiyanlıkta bireysellik öte dünyada ve ölümsüz olmakla gerçekleşir. Yani bizim Hristiyan burjuvamız hala ölümü tam olarak göze alamaz ve öte dünya fikrine sarılır. Dine ve öte dünya fikrine sarılır. Çünkü ölüm boğuntusu hala içinde devam etmektedir. Burjuva Hristiyan'ın öte dünyayı, öte dünya fikrini bu dünyaya indirmesi ve mutlak ölümü göze alması gerekir. Aşkın tümeli yerine içkin tümeli bunu yerine koyması gerekir. İşte insanın vatandaşlı devleti kurması için bakışlarını öte dünyadan başka yere çevirmesi, bu dünyaya dikmesi ve sadece bu dünyayı düşünerek eylemde bulunması gerekir. Burada Robespierre, ben bu şahıslardan, Robespierre olsun, Danton olsun, Marat olsun, bunlardan herhangi biri olmasaydı ya da onların simgeleştirdiği kişiler olmasaydı bu devrim gerçekleşemezdi zaten. Yani bu devrimin gerçekleşmesi için bu öznelerin hepsine, bu bireylerin hepsine ihtiyaç var.
Bu noktada tarih bize Robespierre'i burjuva entelektüel olarak önümüze çıkartıyor. Robespierre barışçı bir özne. Hakikaten çok yüksek adalet fikri var. Çok yani sosyalist yaşam biçimini benimsemiş, bir lokma bir ırka yaşayan, çok mütevazi bir insan. Ama Robespierre'de eksik olan bir şey var. Yani o bedenen fikri bir şey var ama bedenen mücadelede yok Robespierre. Yani daha korkak bir yapısı var. Çalışmadığı için burjuvadan farklı. Şimdi burada ne yaptık? Biz işi köle tarafından alıyoruz. Yani kölenin geldiği noktada burjuvayı da ikiye ayırdık. Bir entelektüel burjuva. Bu söylemin karşılığı olarak var. Söylem ve kavram. Burada elimizde Robespierre var. Bir de Maxim var. Maxim de Maxim de Molois. O da yine yazarlık üzerinden, yani dil üzerinden bir kavramsal bir durum yaratıyor. Yani topluluğun önünü açıyor. Topluluğun fikirsel dünyasını daha ileriye taşıyan bir görevi var. Robespierre daha derin düşünen, daha öteyi düşünen, daha kavramsal düşünen bir zeka. Burada efendi ve kölenin sentezini gerçekleştiremez ama bu sentezi düşünüp kavrayabilir diyor entelektüel için. Kafasında kavrayabilir sentez ama gerçekleştiremez diyor. Ama her türlü çalışmadan ve mücadeleden kaçındığı için bu burjuva entelektüel bu sentezi gerektiği gibi gerçekleştiremez ve entelektüel tarafından düşünülen bu sentez sadece sözsel olarak kalır. Fikirsel sürecin ise diyor, gerçek süreçte kavuşması gerekir. Toplumsal ve tarihsel koşulların entelektüelin ideolojisinin gerçekleşmesine elverişli olması gerekir. Evet, burada o elverişli koşullar bir şekilde oluştu ve emekçi burjuva, burada işte Danton ve Marat'ı örnek olarak alabiliriz. Emekçi burjuva burada mutlak devletin doyuma ulaşmış vatandaşı olabilmesi için savaşçı olması gerektiğini biliyor. Yani bu efendi devletten bir şey kopartabilmesi için savaşması ve bu savaş için de mutlak olarak ölümü göze alması gerekir. Yani Hegel'in bu efendi köleden vatandaşa dönüşmesi için, vatandaş fikrine gelmesi için burjuvanın, bu en başında ölümden çok korkan köle yerine gelen burjuvanın hiçbir amaç uğruna olmadan sadece ve sadece özgürlük için ölümü göze alması gerekir. Ve burada hayatını tehlikeye atan taraf bu oluyor. Bu da eylem oluyor. Yani bu eylem ve söylemin birlikte hareketi önümüze vatandaş devleti çıkartıyor. Yani vatandaşın, çünkü efendi ve köle burada her ikisi de birbirlerinin durumlarını karşılıklı olarak kabul ederek, birbirlerine tavizler vererek ve bunu anayasa kontrolünde herkesi yasa karşısında eşit duruma getiriyor. Ama bunu uygulayamıyorlar. Çünkü evet, devrim çocuklarını yer hesabı tam. Yani çünkü her şey çok ham. Az evvel Fikriye Hanım'ın söylediği gibi de, yani şu an bile oturmuş değil. Şu an bile az evvel Ahmet abinin verdiği örnekte olduğu gibi, yani Hitler'e sağcı burjuvaların Paris'i, Fransa'yı teslim etmesi gibi. Yani bu sürekli devam eden, bir türlü tam üstü kapanmayan bir şey. Ve her zaman da devam edecek. Bizde olduğu gibi. Bizde de Atatürk devrimleri, yani doğru diyen var, eğri diyen var. Bir türlü halka tam o şey geçmedi. Yani bir gruba geçti, bir gruba geçmedi. İşte yanlış anlaşıldı, anlaşılmadı falan. Hala tartışma sürüyor. Sürekli devam edecek zaten bu tartışma. Her neyse, burada söylem ve eylem sonucunda bir terör durumu oluyor. Yani Hegel bu her iki yapının vatandaşlık şeyi altında birleştiklerinde, vatandaşlık kararı altında birleştiklerinde bir otoritenin olmadığı bir durum oluyor. Burada işte buna terör dönemi diyorlar ve bu Fransız İhtilali'nin bir terör dönemi. Yani otoritenin hiç olmadığı, halkın yasaları hiç takmadığı, bir türlü yasa konamadığı ve kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan çok
çileli günler yaşıyor yani Fransa o dönemde. Daha sonra yine Hegel'in söylemiyle Napolyon, yani bu bir efendi olmayan, aynı zamanda burjuvanın içerisinden gelen birinin efendi olarak iktidarı ele geçirmesini ve kendi vatandaşlarını vatandaş olarak tanımasını Hegel bir tarihin sonu, yani insan tarihinin sonu olarak alıyor. Bu efendi kölenin vatandaş olarak birbirini değerlendirip bir birey olarak kabullenmesinin bizi tarihsel sona getirdiğini, bundan sonra tekrar olacağını iddia ediyor. Teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Teşekkürler Orhan Bey. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Herkese çok ben teşekkürler. Ben konuşabilir miyim, izin verirseniz? Yaşar Hocam buyurun. Evet. Değerli arkadaşlarım, iyi akşamlar. Şimdi bu bölümde ben olayın sosyal psikolojik yönünü yani antropolojik değerlendirmesiyle ilgili birazcık farklı bir boyutunu konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, bir insan tehlikeli midir? Şimdi tehlikelilik unsuru açısından şunu söylememiz lazım. Robespierre ve Danton'un karşılıklı pazarlık yaptıkları, karşılıklı konuştukları bir sahne var. Şimdi o sahneyi Danton gündeme getirmeliydi bence filmde. Bana Halkın Koruma Komitesi'nde görev verilmesi teklif edildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani o yüzden ben terörist olamam tarzında bir durumu gündeme getirerek bir çıkış yolu olur muydu diye aklıma geldi. Dolayısıyla bir tehlikelilik unsuru yönüyle Danton'un durumu uygun değil. İkinci söylememiz gereken hadise tarih yönüyle bu filmi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu tarihi açıdan değerlendirdiğimizde Fransa'ya çok önemli bir katkısı oldu. Nitekim bunu Merve Hanım çok güzel anlattı. Sömürgecilikte ve diğer ülkelere etkisi yönünden oldukça bundan yararlandı. Yani durumunu geliştirdi. Tarihi açıdan değerlendirecek olursak. Ama bu 1789 ihtilali veya devrimi başka bir yerde olsaydı, Polonya'da, Çin'de, Rusya'da olsaydı nasıl bir şey olurdu dediğimiz zaman her şeyden önce değerli arkadaşlarım, burada sınıf mücadelesinde fakirliğin veya yoksulluğun, kayıt dışılığın etkisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Fransa'da böyle bir devrimin diğer ülkelerdeki gibi seyretmemesi birazcık bununla ilgili olabilir diye düşündüm. Peki, üçüncü bir kısım, sosyal psikoloji açısından incelememiz gereken kısım, ideoloji. İdeoloji yönünden acaba Danton kendisini savunabilmiş midir? Yani yeterince ideolojik açıdan değerlendirme yapabilmiş midir? Değerli arkadaşlarım, bir kere bunda birazcık bence ideolojisini geliştirme yönünde birazcık eksiklik söz konusudur. Nitekim Althusser mesela ideolojiyi çok güzel değerlendirmiştir. Gramsci cezaevinde ideoloji yönünde çok güzel eserler çıkartmıştır. Dolayısıyla burada teori kısmında Robespierre'ye yenilme ya da bir eksiklik söz konusu olduğunu
düşünebiliriz. İdeolojisi Gramsci gibi geliştirilebilirdi diye. Peki burada günlük yaşam psikopatolojileri uygun yönetilmiş midir sorusunu nasıl değerlendiriyorsunuz Yaşar diyelim. Şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Günlük yaşam psikopatolojisi çok güzel yansıtıldı bu filmde. İnsanların pişmanlıkları, korkuları, endişeleri o yönüyle değerli arkadaşlarım Vajda'yı ne kadar methetsek azdır. Yani büyük bir hakikaten sanatçı. Çünkü insanların övgüyle değil, korkulu durumlarını çok güzel yansıttı filmde. Dolayısıyla günlük yaşam psikopatolojileri de insanların toplumunu etkilediği ve bu yönlerini de düşünmemiz gerektiğini hissettim. Sonuç olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Acaba ben Danton olsaydım Robespierre ile anlaşma yapar mıydım? Sözleşmeye gelir miydim? Hakikaten arkadaşlar en kötü anlaşmazlıktansa veya savaştansa en iyisini düşünmek yanlıştır. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Savaştansa barış yoluyla yani Robespierre ile sözleşme yapsaydı daha iyi pozisyona gelebileceğini düşündüm. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Hocam. Vajda gerçekten çok büyük bir yönetmen. Ben de çok seviyorum. Onun Cat'in katliamı filmi var. Onu kesinlikle izleyin. Küller ve Elmasları konuşmuştuk. Torobahatlar ülkesini konuştuk. O da çok güzel. Daha çok başarılı bir yönetmen. Herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Çok teşekkürler. Herkese teşekkürler. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi geceler.